Merhaba sevgili vizyon izleyicileri. Bu programımızda ortodonti ile ilgili konuşacağız. Biliyorsunuz gerçekten çok önemli. Çene sağlığımız birçok faktörü etkiliyor. Bakalım bunlarla ilgili neler konuşacağız. İsmail Karayağlı konuğumuz. Kendisine merhaba diyelim. Programımıza başlayalım. Hoş Merhabalar. geldiniz. Merhabalar Sertan Bey. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi ortodonti ile ilgili konuşacağız. Evet. Birçok kişinin gerçekten bilmesi gereken konular bunlar. Çünkü bazen karar veremiyorlar sıkıntının nerede olduğuna. Ama ondan önce bir kariyer geçmişi dinlemek isterim sizden. 1985 Kahramanmaraş doğumluyum. 2008 yılından beri diş hekimliği yapıyorum. Yaklaşık 14 yıllık diş hekimiyim. Lisansım Hacettepe Üniversitesi. Daha sonra Gaziantep Üniversitesi ortodonti anabilim dalından mezun oldum. Yaklaşık da bir 3 aydır da kendi kurucusu olduğum kliniğimde hizmet vermekteyim ortodontist olarak. Harika. Bu şekilde devam ediyoruz. Harika. Peki nedir ortodonti diyelim, bir de sizden dinleyelim. Kapsam olarak sadece diş çapraşıklıklarını aslında halkımız algılıyor bu konuda ama daha çok diş bozukluklarıyla beraber çene bozuklukları, kafanın kafa yüz çene ilişkileriyle ilgili bozukluklar da aslında ilgi alanımıza giriyor. Sonrasında önleyici ortodontik tedavilerimiz var. Çocuklarda 7 yaşından itibaren muayeneyle gördüğümüz üst çene ilerliği, geriliği, alt çene ilerliği, geriliği. Tamamen aslında kafa, yüz, çene ve dişlerle bir harmoniyle beraber bir tedavi olarak karşımıza çıkıyor aslında ortodontik tedavi. Dediğim gibi biz aslında 7 yaşında ilk muayenemize başlıyoruz. Orada ilk gördüğümüz şeyler, ilk dikkat ettiğimiz şeyler özellikle üst çene ile ilgili biz burun solunumu yapıyor mu? Yani burun solunumu yapabiliyor mu hastamız? Şimdi burun solunumu yapamadığı durumlarda üst çene dar kalıyor. Dar kaldığı zaman üst çenenin darlığıyla birlikte alt çene de farklı pozisyonlarda konumlandırıyor. O yüzden ilk bir 6-7 yaşlarında ilk bir ortodontik muayene öneriyoruz hastalarımıza. Bu şekilde. Ki ilerleyen yaşlarında düzgün bir çene sağlığı. Tabii yani özellikle burun solunumu ben çok önemsiyorum çocuklarda. Üst çenenin darlığıyla birlikte diğer sorunları da tetikleyebiliyor aslında. O yüzden ilk başta bir 7 yaşında bir ortodonti muayenesi öneriyoruz biz hastalarımıza. Evet. Peki hangi amaçla yapılır bu tedaviler? Dediğim gibi yüzde dudaklar, yüzler bunların hepsi bir harmoni içinde olması lazım. Dişlerin zaten bozukluklarını söylememiz o zaten birincil çapraşıkları düzeltmek birinci hedefimiz. İkinci hedefimiz dişlerin, çenelerin birbiriyle uyumlarını sağlamak, sağlıklı bir kapanış. Bunu sağlamak önemli. Daha sonra dediğim gibi yine dudaklarla mesela diş eti gülümsemesi oluyor bazı hastalarımızda. Evet. Mesela bütün dişler düzenli ama diş eti gülümsemesi çok fazla. Bunlarla da ilgili aslında dediğim gibi tekrardan yani dudak, yüz, çene, dişler hepsini birlikte kapsayan bir tedavi bu ortodonti. Yani uyum kazanması lazım hepsinin birbiriyle değil mi? Sonra bir arıza çıkmaması için. Peki uzun sürer mi? Genelde öyle bir algı var ama. Aslında uzun sürmesi şu şekilde. Yani birazcık sadece birçok parametre var. Uzun sürebiliyor. Yani aslında bir sene ile iki sene arasında biz bir takriben bir zaman belirliyoruz ama buna tabii hastamızın uyumu, kişisel farklılıklar, birçok etken var, birçok parametre var. Mesela hastamıza biz ağız içi lastikler veriyoruz. Onların kullanımı yani tek başına bir tedavi değil aslında bizimki. Hastayla birlikte yürüttüğümüz, bir işbirliği içinde olduğumuz bir tedavi. İşte braketlerin kopmaması, yani onunla ilgili hastanın bize yardımcı olması. Bu tip konulara yardımcı hastamız bize yardımcı olduğunda daha uzun veya daha kısa sürebiliyor dediğim gibi. Yardımcı olduğunda daha kısa sürebiliyor aslında. Aslında daha kısa da sürebilir ama operasyonlara sebep olur. O da hayat kalitesini çok düşürür diye tahmin ediyorum. Tabii. Çünkü yemek, yemek, su içmek bunlar vazgeçemeyeceğimiz, aksatamayacağımız şeyler olduğu için çene tedavisi o yüzden mecburen uzun. Yani bazı kısıtlamalarımız var. Mesela braketlerde özellikle çok sert gıdalar yememesi gerekiyor hastamızın.
Onlara dikkat edilirse, bizim ağız içi lastiklerimiz, aparellerimiz var. Onlar düzenli kullanılırsa, randevularını aksatmazsa aslında o kadar da uzun sürmüyor. Biz 18-20 ay deriz aslında. Daha kısa sürebiliyor, daha uzun ufak tefek sürebiliyor. Ama dediğim gibi bir de hastalarda şu şekilde oluyor. İlk problem, büyük problem geçtikten sonra hastalarda bir aslında ya artık çıkarsak mı diye bir yakınma olabiliyor. Çünkü asıl kendi gördüğü problem ortadan kalktığı zaman artık çıkarılabilir moda geldiği zaman hasta artık yani o kadar eskisi kadar hızlı ilerlemediğini artık çıkarılabilir olduğunu düşünüyor. Ama biz tabii bizim kendi görüşümüz daha önemli görüyoruz. Çünkü hasta bir profesyonel olarak bakmıyor. Hasta evet. düzeldi. Biz estetik açıdan bakıyor. Estetik açıdan bakıyor. Ön taraf düzeldi mi? Tamam. Ama biz öyle değil. Dişlerin birbiriyle uyumlu, hani anahtar kilit gibi kapanması çok önemli. Oklüzyon dediğimiz kapanış şekli çok önemli. Bütün dişlerin açıları falan onların hepsini biz uygun şekle getirdikten sonra sökmek istiyoruz. Ortodontiyi de biraz aslında şuna benzetiyoruz. Biz bir dosya indirirsiniz internette. Bir %90'a kadar biraz hızlı iner. Sonrasında %90'dan sonra biraz yavaşlar. O aşamada aslında hastalarımız biraz sıkılıyor. Ama sonuçta dediğim gibi hem hasta hem ben okey verdiğimizde zaten güzel bir gülüşe sahip oluyor hastamız. Evet. Peki diş tedavilerinde multidisipliner çalışmanın avantajları nelerdir? Multidisipliner çalışmamızın avantajları şu şekilde oluyor. Diyelim hastamızın sadece ortodontik bir bozukluğu var ama daha sonrasında bir protez, gülüş tasarımı yaptırmak ihtiyacı hissediyor. Neden? Çünkü şimdi ortodontide bir şeyler yapabiliyoruz ama diş formu diye bir şey var. Bazen diş formu estetik olmayabiliyor doğuştan. Kaplamalar gerekebiliyor. Estetik, lamine, kaplamalar gerekebiliyor. Ama aynı zamanda çapraşıklık da var. Protetik tedaviler yapılması gerekebiliyor. Protetik tedaviler de sadece ortodonti yapılmadan yapıldığında dişten fazla madde kaybı, yani dişin fazla kesilmesi, mineden fazla madde kaybı ile sonuçlanabiliyor. Ben aslında buna çok önem veriyorum. Sonrasında o dişlere kanal tedavisi gerekebiliyor. Ama kanal tedavisi yapıldığında dişin ömrü kısalıyor. O yüzden ilk önce ortodontik tedavi ve sonrasında protetik işlemler yapılmasını ben uygun görüyorum. Hastalarıma da bu yönde tavsiye veriyorum. Yine ortodontinin vazgeçilmezi diş ve diş eti sağlığı çok önemli. Sağlıklı bir diş eti olmadan ortodonti yapmak mümkün değil. O yüzden hastalarımıza biz ilk önce muhakkak bir temiz bir ağız hijyeninin, oturmuş bir ağız hijyeniyle başlamak istiyoruz. Bu konuda da çok bu konuya da çok önem veriyoruz açıkçası. Muhakkak diş eti sağlığının kazandırılması diş eti uzmanlarınca gerekliyse bu konuda da öncesinde bu konuya da çok önem veriyoruz. Cerrahi alanda da hem ortognatik cerrahi dediğimiz yetişkin bireylerde çeneler arası bozuklukların düzeltilmesinde ortognatik cerrahi uzmanı arkadaşlarla, cerrah arkadaşlarla birlikte planlıyoruz. Bu konuda da biz uygun dişlerin ve çenenin uygun açılarını düzeltip sonrasında hastamızı ameliyat alıyoruz. Yani diş hekimliği aslında bu konuda birlikte, hep birlikte beraber çalıştığımız alanlar bu şekilde genelde devam ediyor. Kanal tedavisi, yine dolguları bunlar hep birlikte çalıştığımız alanlar diş evet. hekimliğinde. Çok daha kolaylaştırıyor aslında süreci değil mi? Hem kolaylaştırıyor hem de sağlıklı olmasını evet. sağlıyor. Yani siz mesela ben çok görüyorum etrafımda ön dişlerimi zirkon yaptırdım. Zirkon yaptırdın ama şimdi dişlerden ne kadar kesildi? Kanal tedavisi oldu mu bu dişler? Dişler kesildikten sonra sızlamaya başladı mı? Sızlamaya başlamaya eğer kanal tedavisi fazla madde kaybı oldu mu? Fazla madde kaybı olduğu zaman kanal tedavisi yapıldığı zaman sen normalde o dişini kendi dişini kullanacaksın belki 30 sene ama şu anda kullanabileceksin belki 5-10 sene. Yani zamanını kısaltıyorsun. Kesinlikle. O yüzden ortodonti sonrası yani birkaç aşamada belki biraz daha uzun sürüyor ama yani bir emek de sarf edilince işler daha güzel yürüyor bence. Kesinlikle. Peki şimdi teknoloji her sektörde gelişiyor. Hı-hı. Sektöre bir şeyler kazandırıyor mutlaka Hı-hı. teknolojik açıdan. Sizin sektörünüze deki değişiklikler nasıl oldu? Geliştirdi mi işinizi, rahatlattı mı?
Her sektörde olduğu gibi bizim sektörümüzde de dijitalleşme ön planda bu zaman diliminde. Bu şekilde aslında bu pandemi süreciyle de dijitalleşmeyle de birlikte bizim sektörümüzde de bu şeffaf plaklar ön plana çıktı. Hem hastayı uzaktan takip edebilme olanağı, hem hastanın randevu planlamasını azaltmamız. Biz mesela hastalarımızı ayda bir görmemiz gerekiyor. Ama mesela benim şu anda diyelim Londra'da, Erzurum'da hastalarım var uzaktan takip edebildiğim. Onlara uygun plaklarını veriyoruz. Uzaktan takip edebiliyoruz. Dijital kayıtlarını alıyoruz. Bu şekilde dijitalleşmeyle birlikte normalde biz ayda bir gördüğümüz, el yordamıyla tellerini büktüğümüz, düzelttiğimiz hastalarımızı bu şekilde daha önce planlayarak, yani yapılacak şeyin tamamını önceden planlayarak hastalarımızın plaklarını verip diyebiliyoruz ki 3-4 ay sonra görebiliriz, 6 ay sonra görebiliriz. Böyle bir avantajı oldu dijitalleşmenin, bu teknolojik gelişmelerin. Aynı zamanda biraz daha tellen, yani geleneksel ortodontik tedavinin biraz daha kısa sürdüğünü de söyleyebilirim. Bu tedavinin %30 oranında bir kısa da sürüyor. Ayrıca bu normalde serçeler yememe gibi kısıtlamalarımız bu şeffaf plaklarda yok. Hastamız plağını çıkarıp istediğini yiyip istediğini içebiliyor. Bu avantajlarımız var. Uzaktan, dediğim gibi, bu pandemi sürecinde uzaktan kontrol edebilme avantajımız var. Temizleyebilme avantajımız var şeffaf plaklarda. Yani en azından hastaya bir alternatif sunabiliyoruz. Hastamız plağını çıkarıyor. İstediği gibi temizleyip tekrar takabiliyor. Metal braketlerde temizlik daha zor. Yapabilen hastalarımız var mı? Gerçekten var. Ama ekstra bir efor sarf etmelerine ve zaman harcamalarına sebep oluyordu. Şeffaf plaklarla birlikte bu dijitalleşmenin 3-4 avantajları bunlar olarak ben sayıyorum. Yani önemli de görüyorum. Ve de alternatif de oldu hastalarımız için. Kesinlikle. Yani mesela ben daha önce diyelim benim çocukluğumda 100 kişiden bir kişi tel takardı. Öyle diyeyim, 100 çocuktan. Takmak istemiyordu. Ama şu an tabii istemiyor. Sadece görüntüsü için takmak istemeyenler vardı. Hatta işte bir dizi vardı, Ugly Betty, biliyor musunuz? Evet, biliyorum. Yani o mesela tasvirlerden biriydi, diş teli hani böyle. Çok da şey yapılmazdı. Nasıl diyeyim? Çocuklar istemezdi açıkçası yani. Ama şu anda özellikle isteyen çocuklar da var, diş teli. Çok hem renkli, o anlamda renkli, gelişti. Renkli renkli teller yapıldı. Tabii tabii, yani özellikle mesela hani ben de tel taktım. Ya sende çok bir şey yok dediğimiz hastalar. Olsun, ben güzel görünüyor diyorlar şu anda. Öyle bir algı da oluştu aslında. Ama dediğim gibi ben 20 yıldır braket harici bir şey bekliyorum. Ben braket harici bir şeyle tedavi olmak istiyorum diyen hastalarımız da var. Ya ben 20 yıldır bunu bekliyordum. Braket, metal tutucu, metal görüntü olmadan. Onlar için de bir alternatif olmuş oldu. En azından onlar da artık bu şeffaf plaklarla tedavi olabiliyorlar. Bence de bu hani alternatifin olması bir şey de güzel bir şey. Kesinlikle. Kesinlikle. Neden olmasın diyorum. Seçeneklerin olması her zaman çok iyi. Tabii. Var mı eklemek istediğiniz peki son olarak İsmail Bey? Herhangi izleyicilere söylemek istediğiniz bir şey? Ben özellikle programın başında da aktardım. 7 yaşlarında, 6 yaşlarında bu burun solunumu çok önemsiyorum. Birçok ortodontik sorunun burun solunumu yapamayan çocuklarda olduğunu görüyorum. Üst çenenin, dilin damağa oturamamasıyla birlikte damak genişleyemiyor. Damak genişleyemeyince üst çene yetersizliği, 3 boyutlu yetersizliği oluyor. Hem geri kalıyor hem dar kalıyor. Üst çenenin dar kalmasıyla alt çene kendini konumlandıramıyor. Konumlandıramadığında sağa sola bir yere deplase olmak zorunda kalıyor alt çene. Bu durumda da yüzde asimetri oluşuyor. Yüzde asimetri 7 yaşında başlıyor, sonra fark edilemeyebiliyor veya fark edildiğinde artık 12-13 yaşlarında çocuklarımızda zor tedavilere sebep olabiliyor. Yine alt çene geriline sebep olabiliyor. O yüzden hani başarılı bir tedaviden önce demeyeyim de, yani muhakkak bir 7 yaşında bir çocuğun burun solunumu, çünkü alerjik reaksiyonlar çok fazla. Çocuk burun solunumu yapamıyor uyurken özellikle. Veya işte dilitimi dediğimiz, parmak emme dediğimiz alışkanlıklarımız olabiliyor. Bu tip fonksiyonel alışkanlıklarımızı biz, kötü alışkanlıklarımızı geride bırakabilirsek sonraki tedavilerimiz aşağı yukarı aslında daha kolaylaşabiliyor. Bu çocuğun dediğim gibi burun solunumunda
sonrasında kalkıyor. Kaliteli bir uyku uyuyamadığında çocuk derse de çok adapte olamıyor aslında okul için. O yüzden ben kulak burun boğaz uzmanı arkadaşlarımızla da ben çok bu konuyu konuşuyorum. Ben çok önem veriyorum. Yani 7 yaşında, 8 yaşında bir ortodontik muayeneyle birlikte. Çünkü çok atlanıyor. İleriki diş sağlığı konusunda tabii, da çok önemli değil mi? Yani önleyici ortodontik tedavi ben çok önemsiyorum bu konuyu. Çünkü baştan bir şeyi çözmek çok daha rahat ve çok daha kolay. Bu konuda biraz daha hastalarımız bizimle iletişim halinde olurlarsa ben de mutlu olurum. Harika. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çalışmalarınızda, kariyerinizde başarılar dilerim. Ben sağ olun. Çok sağ olun. Çok memnun oldum. Evet sevgili vizyon izleyicileri, gerçekten küçük yaşlarda küçük dokunuşlarla kurtarabiliyoruz. Ama ilerleyince hem büyüdüğümüz için hem de artık bazı şeyler kalıtımsal olarak kaldığı için çok daha zor oluyor. O yüzden küçük yaşlarda mutlaka ufak ufak o yollarda birazcık aşındırmamız gerekiyor ki gerçekten sağlıklı bir ağız ve diş çene yapısına, hatta yüz yapısına kavuşalım. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle.